be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew how much I miss. Arkadaşlar şu an yola devam ediyorum. Şu an evde bir çıkıyor. Evet, spor tüzyağı var mı bugünümüz için, ama şu an gittiğim yerde spor tüzyağı olabilecek mi bilmiyorum. O yüzden tekrardan doldurmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şu an eve gidiyorum. Yağ bakımını yapmak için aldım başlıklı. Ayrıca de ön bağlantı da aldım. Almamın sebebi ise şu arkadaşlar. Benim aracım ön frenlerim bağlantıda gitmek üzere gittim. Bak, ondan dolayı önlem olarak aldım. Şöyle fren bölük lambası yanmaya dönüp sönmeye başladı. Lambalardan aşağı inerken genelde yanmasının sebebi balatalar azaldığı için yanar. Çünkü eksiltme falan durumu yok. Araba zaten yeni araba. 2019 yılı araba olduğu için böyle bir sebep hiç olmak şansı %20'lerde. Ön balatalar tabii ki daha hani yeni yeni yanmaya başladı ama bir ay daha beni idare eder bu balatalar. Ben yedek parçacıya gitken yapmamak için aldım. Bir daha yedekle yedek kit aldım. Aslında. Bu arada motorumuz da 100 kilometreye geldi. 100 kilometreye geldi. 300 sanıyorsam evrakta 300-400 kilometre arası yazıyordu herhalde. 300-400 kilometre arası rodajı var. Rodajdan sonra motorun kilidini açtıracağım. Kız kesici var motorda. Ondan sonra teste tekrardan çıkacağım motoru. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. Evet, şu an Bodrum'a geldim. Bir an önce tam lazım. Evet arkadaşlar, şu an geldik. Minibüsün yanındayım. Şu an hava çok sıkıntılı. Lodos var. Zaten böyle uyarı yaptılar. Tam Allah'tan eve yaklaşmıştım ki o zaman lodos başladı. Yağmur yağmaya başladı. Aracımı, motorumu park ettim şimdi. Bahçeye bıraktım motorumu. Aracıma geldim. Aracımda normalde ormanda böyle hani hem hava olarak yaparız dediğim arabanın eksiklerini, ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Hava çok yağmurlu ve şu an toprak ıslak olduğu için minibüsü zarar vermek istemedim. Çünkü topraklı yol olduğu için, ıslak olduğu için yollar kötü durumda olma ihtimali var. Evet, şimdi minibüsümüze bir adet şurada hava filtremiz var. Bu mazot filtresi. Bu arada bu mazot filtresinin önceden yan sanayisi, yani yan sanayi derken orijinal yine bu ama fiyatı daha uygun bunun. Orijinal dedikleri kendi fabrikanın, yani Peugeot'un kendi ürettiği 1000 liraydı. Bu 500 liraydı. Ben de bunu almayı tercih ettim. Bu mazot filtresi. Mazot filtresi dedim, hani sıkıntı olmaz mı dedim. Orijinal olmadığı için dedim. Ama bu da orijinale yakın dedi, yani orijinal ayarında dedi. Ondan dolayı bunu deneyeceğiz. Daha sonra burada yağımız var. Mobil aldım yağı. Mobil'in 500 yağını aldım. Hafif ticari araç olarak geçiyor. 7 litrelik yağ bu. Bunu tercih ettim. Daha önceden aşağıda atölyemde de yağ var. 0.30 o. Bu 5.30. O yağı kullanmamamın sebebi ekleme yağ olarak kullanacağım. Çünkü çok fazla yok. 1.5 litre falan kalmıştır içinde. Bakalım bu mobil yağını da deneyelim. Bu mobil 1 kullandım daha önceden ama kullandığım yağ ESP'ydi. Bu ACC3 modeli mobilin. Bunu da bakalım herhangi bir motorda sesinde azalma olacak mı? Bu motorun sesinde biraz sanki bana çok fazla ses geliyormuş gibi geliyor. Ya da motor zincirli motor olduğu için de olabilir. Trigger kayışı yok bunlarda, bu araçlarda, Peugeot'larda. Burada da hava filtremiz bulunmakta. Bunların hava filtresi bu şekilde oluyor. Standart geliyor. Genelde minibüslerin hava filtresi değişmez. Genelde standarttır. Şöyle Fitron marka aldım. Zaten orijinale yakın bu da. Yani yan sanayi ama bunlar orijinale yakın filtreler olduğu için sıkıntı olmuyor. Zaten bunları kullandığım filtre daha önceden de. Neyse, açarız daha sonra. Şöyle
Şurada ön baltaları aldım. Bu motorla gelirken de söylemiştim neden aldığımı. Fren baltalarımız yavaşladı. Yani yavaşladı diyorum. Fren hidrolik ışığı yanıp sönmeye başladı çok dik rampalarda falan. Bu da bunun sebebi de frenin baltasının azaldığından dolayı böyle bir şey yapıyor. Tabii ki fren sıvısı eklersek ışık daha yakmayacak ancak şöyle bir durum var. Zaten fren baltası bittiği için azalma yapıyor hidrolik. Aşağı düşüyor yani. Gerek duymadım. Şurada da yağ filtremiz var. Bu da yağ filtremiz. Şöyle yağ filtresinde yine aynı şekilde Fitron marka. Bunlar Alman malı diye mi geçiyordu? Öyle bir şeydi herhalde ya. Man'ın yapımı diye biliyorum onu. Man. Burada da VD40'ı aldık. Bu VD40'ı yedek olarak aldım. Şu an bunu VD40'ı kullanacağım bir yer yok. Şöyle VD40'ımız var. VD40'ı şu an ya çoğu yerde kullanıldığı için VD40'ı öyle genel amaçla aldım. Evet, malzemeleri gördünüz. Bu malzemeleri kullanacağız. Tabii ki ilk öncelik işlemimiz yağımızı boşaltmakla başlayacağız da. Bunu işlemleri yapmadan önce şu benim ALTD atlar Tofaş'ın içinde. Binek arabadan ALTD atları alalım. Gerekli ekipmanlarımızı alalım. Daha sonra aracımızı kaldıracağız biraz. Aracı kaldırmadan altına yağ boşaltmayı yapamayacağım. Tabii atölyeden de ekip şey vardı. Yağ boşaltacağımız kaba aldı. Yere boşaltmıyoruz tabii ki yağı. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Bu yağ çevreye zararlı. Ben şimdi burada yaparken arada bir bazen ilk başlarda tabii ki yere çok döktüm. Ama sonradan artık hani el çabukluğu olduğu için artık yere dökmeden yapabiliyorum. Hani az bir şekilde dökülüyor, minimiz dökülüyor. Onu da toparlıyorum hani böyle selpak falan kullanıp yerden silip o şekilde alıyorum bezle falan. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yağ çok çevreye zararlı bu arada. Bunu da belirteyim. Şimdi gidelim araçtan ekipmanlarımızı alalım. Evet arkadaşlar şu an atölyeye geldik. Atölyede böyle darma duman. Buranın böyle olması sebebi mutfak tadilatı yaptığım için. Malzemeleri buraya yığdım. Mutfaktan indirdim malzemelerin birkaçını da. Şöyle burada tahtalarımız var. Bu tahtayı söküp kullanacağım için. Şurada da gördüğünüz gibi eski filtre. Filtron marka. Bu da yağ filtresi. Burada şu motor temizleme spreyimiz var. Bunları falan daha kullanmadım. Burada eski yağlarımı biriktiriyorum. Bunları atmıyorum çöpe. Daha önce de demiştim. Burada da az bir şeycik 5-0-30 yağımız bulunuyor. Bu temiz yağ. Burada kirli yağlar var. Havalı kornamız. Burada eski bezlerim var. Şimdi bize lazım olan şu eski yağ. Bu Tofaş'tan kalan yağ bu da. Bize lazım olan bu yağ boşaltma işi. Burada yağ doldurmak için kullanacağımız. Evet. Gelmişken içeriği de gösterelim. Evet. Şurada şöyle içeri doğru göstermek istiyorum. Daha henüz bitmedi bu arada. Bunu da söyleyeyim. Şurada çimantolar var. Şurada Tofaş'ın eski aparatları var. Burada fren hortumları var Tofaş'ın. Daha bunlar eski parçalar, yeni parçalar. Burada disklerimiz var. Burada vestigaz kutumuz eski. Burada sindir kapağımız var. Burada lay makineleri var. Camlar boşta şu an. Burada macunlar, spreyler, astarlar, kaynak makinesi aparatları. Burada 4 tane aküm var arabalardan söktüğüm aküler. Burada monitörüm var. Bu monitör arızalı. Onun yapma şansımız yok diye biliyorum. Burada da bu hava kompresörü yapmıştım kendim. Bu havanın 8 bara geldiğinde tangle kesmesi için cihaz, aparat yani. Role diyelim daha doğrusu. Bu da göstergesi. Burada da eski yağları, motor Tofaş yağları. Bu da minibüsün yağları. Bu da eski filtre. 4 tane filtre var şu an. Bu da eski filtre. Aynen hava filtresi. Şurada eski bir küçük kapakları var. Bu Tofaş'ın eski sindir kapağı contası, yanık olan conta. Patlamıştı bu conta. Burada tahtalar var. Bunları kullanacağız tabii ki. Raflar yapılacak. Burada eski yazıcılar, uydu. Bunların hepsi töplerden toplanacak, kablolar falan. Burada aracımızın eski Tofaş'ın eski manifoldu. Hani değiştirdiğimi söylemiştim ya, inanmayanlar için burada bakın. Hepsi burada. Burası kırık olduğu için değiştirdim şurası. Bunları bu şekilde. Bu da eski tank. Tofaş'ın eski tankı. Çürüme yüz tutmuş. İçine sulu kullanmaktan. Antivirüsüz olduğu için böyle olmuş. Burada eski ekran kartları var. Minik yapmak için, Bitcoin cihazı için kullanmıştık ama yapamadık. O kaldı. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle. Daha henüz toparlanmadı burası. Şurada camlarım var. Bu camlardan da bir şeyler yapacağım. Böyle gördüğünüz gibi şurada tesis sistemi var. Eski. Burada eski bir laptop var. Çalışıyor ancak şu an kullanmıyorum. Şu an laptop fazlalığı var. Onu da eğer kullanırsam, yapabilirsem
şişe için kullanırız onu. Evet, şu an aracımızı kaldırıma kaldırdık. Buradan da lifte destekleyeceğiz. Buradan da lifte kaldırıp altına gireceğim arabanın. Şu an arabanın ısınmasını bekliyorum. Yerli bir ısıtmaya gelmesi gelsin ki yağ sıcakken daha çabuk akması için. Soğuk yağ çabuk akmıyor. Akışkanlığı az olduğu için. Biraz bekliyoruz bu konuda. Bilginiz de olsun. Evet, şimdi aracı sökme işlemleri için kullanacağımız alet edevatlar bunlardı. Daha önce de göstermiştim. Bu Huni'yi yeni aldım. Şimdi daha yeni fark ettim. Artık bu şişeyi kullanmaya gerek yok. Diğer işlerde kullanırız bu şişeyi. Ama yine de yanında kalsın diye aldım. Bunda yağımızı boşaltacağımız kabımız. Bu cırcır anahtarımız. Bu yağ fitre sökme anahtarı. Bu hava fitresi sökme için kullanacağımız tornavida. Matkap falan da kullanabilirsiniz. Akülü vidalama. Bu ise aparatımız. Lokma uçları. Şu şekilde alyan uç bunlar. Şöyle altıgen köşe. Buna da tapamızı sökeceğiz. Ha, bir arada şeyi de söylemeyi unutmuşum ya. Şurada tapa olması lazım. Şu poşetin içinde bir tapa olması lazım. Poşetin içinde çıkartmayı unutmuşuz. Aynen. Evet. Şurada şu tapamızı da koymayı unuttuk. Bu tapalar da değişiyor. Geçen tapa kalmadığı için değiştirmedim. Burada da aracımızı kaldırmamız için krikomuz var. Şöyle kriko. Şimdi aracı krikoya kaldıracağım. Bu şekilde dengelenecek. Hem arabamız ısınır o arada. Evet, şu an H8 olan Alya'nın takımızı aldık. Bu da yeni tapamız. Yeni tapamızın ucu H8, bazen değişiklikler oluyor. Belki şimdi arabanın altındaki H10 ya da H6 çıkabilir. Ben şimdi H8 taktım buraya. H8 olan ucu. Bakalım sökebilecek miyiz? Evet, hararetimiz yere gelmiş. 70'ler civarında falan şu an. Şimdi aracın yağ katlarını sökmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, şu an arabanın altındayım. Şurada kartelimizin tapasını sökeceğiz. Şöyle. İlk başta bir gevşetelim. Daha sonra altına hazne koyacağız. Burayı elimle gevşettim. Şimdi sıra yağ fitresini, şu gördünüz yağ fitresini, bunu sökeceğiz. Yağ fitresini sökmek için ise kullanacağımız aparat bu. Bunu şimdi o cırcırım lokmamıza takacağız. Çuval gitti mi ulan? Çuval nereye? Aa, anahtar düşmüş bak, arabanın anahtarı, bunu alsana. Motoru öyle karaya çıkarsana. Motoru ama çok yağıyor ya. Kapattım motorun üstünü. Şimdi şunu sökelim. Çıkarttık. Bunu takacağız. Sonra işlemi tamam. Evet, şu an. Hadi, hadi, hadi. Aa. Dön.
Tamamdır, bunu da gevşettik. Şimdi altını hazneye alıp bu karta tapasını direkt boşa çıkartacağım. Evet, şimdi haznemizi koyduk aşağıya. Şunu da ayarlayalım. Şuradan yavaş yavaş. Akmaya başladı zaten yavaş yavaş. Evet, gördüğünüz gibi direkt yere dökmeden bu şekilde direkt çekiyoruz. Bastırıyoruz. İlk başta tapa yukarı doğru bastırdığınız ayağı boşalmaz. Şuradan da bunu açıyorum ki hava yapsın. Daha rahat boşalsın. Yaftemiz söktük, şimdi burayı beyze sileceğiz. Daha sonra gerisini takacağız. Yağımızı dağıtmaya devam ederken şuradaki vidalardan, şurada bir 4 tane vida var kenarlarda. Şurada da aynısından. Burada var. Bunu sökeceğiz. Bu 4 vidayı söktükten sonra bu zaten kafası çıkıyor buradan. Hazneden söktük. Şimdi yerinden alacağız. Bayağı bir kirlenmiş. İçinde de yine ufaktan bir kirlenme mevcut. Evet, eski hava filtremiz gördüğünüz gibi. Şimdi yeni hava filtremize bakın, aradaki farkı göreceksiniz. Şu an aracın bakımını geciktirdim. Yoğunluktan dolayı zaman bulamadım. Motor işleriyle uğraştık, onunla uğraştık. Bundan kaynaklı. Şimdi aradaki farkı görün. 12 bin kilometrede yağ bakımına gittim. Normalde 10-15 bin aralığı ama ben hep 10 binde bir değiştirdim. Hiç aksatmazdım. Sadece bu seferlik 10 bini geçirdim. 12 binde değiştirdim yani. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. İkisi de aynı filtre. Bu aracın içinden çıkan 12 bin kilometrede kullandıktan sonraki filtre. Bu da sıfır filtre. Yani bu ne demek oluyor? Bu filtreler, hava filtreleri çok önemli araçlarda. Gördüğünüz gibi bayağı bir tozu hapsetmiş. Bu da motorun sağlığını çok büyük bir faydası var. İçini görebiliyorsunuz. Bunun içine bakın bir de. Bak bir de bunun içini görün. Yani bu hava filtresi elinizden geldiği kadar çok erken değiştirin. İsterseniz yağ bakımına gitmeden 7000 km'deyken bile kendiniz değiştirebilirsiniz. Yani arada bir bunun kontrolünü yapabilirsiniz. Takmaya geldi. Yağ filtresi takmadan önce ilk başta içini dolduruyoruz. Doldurmadan kesinlikle yağ filtresini takmayın. Yoksa boşluk yapıyor, hava yapar gibi bir şey derler yani. O olaydan ibaret. Motor çalışırken ilk başta ufak bir yağlama sorun olup motorun aşınmasını arttırır. Ondan kaynaklı böyle bir yağ filtresine yağ koyuyoruz içine ilk başta. Şöyle. Yanlara taşabilir, sorun değil. Çünkü buradan giren yağ filtresi buradan arındırılıp tekrardan geliyor içine yani. Yağımız temiz olduğu için buralarda taşsa da sorun olmaz. Şimdi çekecek, süzecek bunu. Daha tekrar dolduracağız. Biraz da içeri doğru süzecek. Göreceksiniz. Bak aşağıya doğru iniyor. Süzülüyor yani yavaş yavaş. Süzgeçten geçiyor. Tekrardan dolduralım. Taşsa da sorun değil, tekrar dediğim gibi. Şuradan hatta şöyle şurayı yağlayın ki şöyle şu contayı daha düzgün yapışsın. Bu şekilde.
Evet, şimdi direkt fitremizi buraya takacağız. Şöyle. Şöyle zorlamadan şu şekilde. Çok fazla sıkmayın arkadaşlar ya fitesini. El ayarında sıksanız yeterli. Çok fazla sıkmaya gerek yok. Şöyle bez yardımıyla el biraz daha sıkacağız. Atilla, bez getirsene bana şu şeyde, ayna, dikiz aynasında sağda hemen görürsün. Ver onu bana. Şöyle. El ayarında. Sıkmak yeterli. Atilla, içeriden tapayı getirsene. O kartal tapası vardı ya, yenisi. Onu getir takalım. Kartal tapasını takmadan önce şuradan damlayan. Ya. Bu arada eski kartalda conta var. Şu contayı alacağım. Yok yok, şu var ya, şurayı var içeride. Tapa var orada, görürsün. Eskisi. Bu da yeni takacağımız. Bu da pulu. Eskisinden söktüm çünkü bunun orijinalini, yenisini bulamadım. O yüzden böyle buna takacağız. Pulu takmayı unutmayın sakın. Yağ kaçağı meydana gelebilir. Bunu arkadaşlar normalde torkla sıkmamız gerekiyor ama ben el ayarında artık alıştığım için, tam nerede noktada durabileceğimi bildiğim için şöyle çok fazla sıkmanıza gerek yok. Zaten bir iki gün böyle bekletirsiniz. Kaçak varsa biraz daha sıkarsınız. Bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Ben şu an tatlı bir ayarda sıkıyorum. Şöyle fazla zorlamadan, hiç atlatmadan, sıyırmadan. Tamam. Şu ayar yeterli. Tamamdır. Yardımı kısa geldiği için ben de böyle bir çözüm yolu buldum. Ne yapayım, pratik. Şeyi ortadan yardım. Bak, uzatma yaptı. Pratik zeka. Bak şimdi. Şöyle yavaş yavaş dökeceğiz. Kaldıracağım şeyi bir anda, ondan sonra dökeceğiz. En şey yol bu. Evet, yağ yüklememizi yaptık. Şimdi kapağımızı kapatıp çalıştırmayı deneyeceğiz. Bakalım sonuç ne olacak? Seste azalma var mı? İlk başta çalıştırdığı zaman seste azalma oluyor genelde ama. Çalıştır bakayım Atilla. Herhangi bir atma yok. Aynı şekilde burada atma yok. Karşısında herhangi bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, motor yağımızı, hava fitremizi değiştirdik. Sıra mazot fitremize geldi. Mazot fitresini değiştirmek için buradaki anahtarların dışında birkaç tane daha anahtar kullanacağım, bunu da belirteyim. Ama diğer yağ fitresi, mazot yağ, daha sonra hava filtresini değiştirmek için gösterdiğim ekipmanlara ihtiyacımız var.
Bunu sökmek için de ufak tefek böyle incik boncuk işte şeyler var, böyle alet edevatlar, onları kullanacağım. Bunları kullandıktan sonra da yerinden çıkacak zaten. Bu mazot filtresi çok önemli, burada söyleyeyim. Arabanın can damarı gibi diyeyim. Benim gözümde böyle. Tabii ki herkes fikri görüşü ayrıdır. Enjektörlere gitmeden önce yakıtı süzüyor. Mesela yarın öbür gün istasyonlardan kirli bir mazot aldığınız zaman bu filtre hayatınızı kurtarma ihtimali çok yüksek oluyor yani. Çünkü mazot filtresi süzgeçten geçiriyor mazotu. Şimdi zaten eskisiyle yenisinin arasındaki farkı da göstereceğim. Şu an toplamda, totalde 23.000 km oldu. 23.000 km sonraki filtrenin haliyle şimdiki yeni filtrenin arasındaki farkı göstereyim. Burada da şu kivideyi söktük. Bunların hepsi Yıldız Aylin Torx diye geçer. Şimdi onluk dokmayla sökeceğiz. Buraya erişebilmek için şuraya da söküyor. Şurada demir parçası var. Kabloların birleştirme kanalını yapmışlar. Şurada aynı onluk dokmayla burayı da. Şurada bir de gördüm. O bir de söküyoruz şöyle. Onu da söktük, şuraya aldık. Buradan ayrılıyoruz zaten şöyle. Şimdi kalma kanalını şöyle ayırdık. Boşa çıktılar şöyle. Alanı genişlettik. Şimdi şuradan böyle gireceğiz. Şu bir de gevşeteceğiz. Donluk. Evet. Şu an boşa çıktı. Daha sonra şuradaki kabloyu öne doğru çektiğimiz zaman açılacak. Evet, şimdi oradaki videoyu da şuradaki videoyu da söktük. Şurada böyle. Bunu söktüm, şöyle atıyor zaten, boşa çıkıyor. Şöyle. Boşa çıktı. Kendimize çektikten sonra şuradaki yeşil iki tane şey var. Sarı soketin üstünde. Şey gösterebiliyor musun şurada? Yanlar iki sağ solu var. Bunları bastırarak yukarı çekeceğiz. Yukarı çekeceğiz. Gördüğünüz gibi ayrıldı. Şimdi aynısını kapıda da var. Mavi olan da var. Burada aynısı işte. Çekiyor değil mi sen? Hadi bakalım, çıkarttık, başardık. Sonra da ver. İçinde şimdi mazot var, mazot yarım litre neredeyse mazot var. Onu da tam işlerinde kullanacağız, temizliğin malzemesi olarak. Balta spreyi getir. Çok güzel temizleyicidir mazot bu arada. Bir mazotu boşaltacağız. Şuradan boşaltalım, bu akışın yerine. Şöyle içindeki mazotu boşaltalım mı? Şuraya şöyle.
Şuraya ben çizik attım. Bunu normalde torkla sıkmamız gerekiyor. Tork anahtarı bunun küçüklerinden yok. O yüzden böyle çizgi attım ki bunları birbirine sıfırlamanız gerekiyor. Bu mazot stresini çok fark ediyor dediler bana. Bunu bilginiz olsun yani. Şimdi sökerken göstereceğim size. Kapat. Sökerken yine fitre anahtarı kullanıyorum. Lav fitresi. Bunu sökerken dikkat edin, kırmamaya özen gösterin. Şöyle. Şimdi mesela. Yavaş yavaş açılacak. Elle dönecek hale gelsin. Sen yarım kilo mazot vardı. Sonra bunu arabaya koyarız. Mazotun yarısını döktük. Keşke kaba koysaydık. Burada yarım kilo yakın mazot var. Bayağı mazot gitti ama. Olsun. Şu an 15 lira mazotu bir boşalttık. Tamamdır. Evet. Tamam. Bu fitrenin hali bu bakmalı. Temiz bakıyor. Şunu videoya al da yanlış takmayalım. Bu şekilde. Şimdi anlarız ya. Yenisine bakalım. Yenisi. Çok kirlenmemiş. Diğer kirlen daha kirli. Oo. Yine fark var ya. Bayağı fark var. Ufaktan var bak. Yanlardan şey yapmış. Aynen. Hafiften bir sarımsaklar var bu yanda. Bembeyaz. Şu conta çok önemli kaçınılması için. Contayı da değiştireceğiz şimdi. Contanın şurada halka ayır var. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Şurada tam tırnak noktası var. Arada. Şöyle. Şimdi bunu değiştirelim. Bir temizleme işlemi yapacak içinin içine. Ondan sonra tekrar yere takacağız. Aynen. Getirmeyi başarabildik. Zor da olsa yaptık. Biraz daha çekelim. Şu an gördüğünüz gibi çeltikler birbirine değdi şurada. Bunu ben kendim elle yaptım ya, yani çizdim. Tamam aslında şimdi yere takacağız. Dediğim kısım şu. Şöyle mekanizma şöyle. Şunu göstereyim de. Şöyle oynuyor. Çektiğiniz zaman açılıyor şu şekilde. Aşağı çekince açılıyor. Gördüğünüz gibi. Şu yeşilden solda da var. İkisini böyle bastırıp yukarı çektiğiniz zaman fitre sökülüyor. Sökmek bu kadar basit aslında da. Tabii yeri zor. Şimdi bunu yerine takacağız. Şöyle şuradan. Evet. Şimdi şey taktık, şu elektrik soketini taktık ya. Aynen, aç kapa yapacağız şimdi kontağı, mazot dolduracağız şeye. Bakıp kaçak var mı mazot kaçağı. Soketleri taktık ya.
Tamam, aç bir daha, kapat şimdi kontağı. Tekrar aç. Tamam, şu an kaçak gözükmüyor. Bir daha aç, kapat yap. Aç kapat yap sen, ben sana dur derim. Aç. Kapat 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 kapat. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çıtçıkları oturtmayarken dikkat edelim. Tam sokete oturamadık. O yüzden oradan basınç yaptı. Şimdi tekrar doldur boşalt yapacağız Atilla. Kontağı aç şimdi kontağı. Tekrar kapat. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Ha? Anlamadım. Kapat. Aç. Herhangi bir arıza lambası yanmıyor değil mi? Atilla, şeyi doldurmayı yaptı. Tamam, mazot filtresi doldu. Çalıştır bakayım, çalışacak mı araba? Tamam, bir kaçak var mı kontrol edeyim ben. Gaz ver arabaya. Tamam, görünür de bir şey yok. Stop et. İşlem bitti mi? Bakın bu kadar. Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi mazot yağımızı, yağ filtremizi, mazot filtresini değiştirdik. Ufak bir test sürüş yapıyoruz. Ancak Hulyalder arızası vardı araçta. Şu an ışık yanıyor tekrardan. Ona da bir bakacağız ama şu an önemli olan bizim için arabanın bakımlarıydı. Bunları hallettik. Şu an gidişinde ufak da olsa bir motor sesinde falan böyle bir incelme var yani. Önceden çok böyle aşırı derecede bağırma oluyordu. Tabii ki normal, bu 12 bin kilometreye gelmişti araç. Günlük yaptığım kilometre bazen 150-160 kilometreye geçtiği için bundan kaynaklı zamanım olmuyor. Bir de havalar soğuk diye uğraşmak istemedim açıkçası. Ama bugün bir gaza geldik. Bir hırçından hemen uğraştık, işimizi bitirdik. Şu an görünürde bir şey yok. Frene bir dediğim gibi
fren kalmamıştı. Oraya gidiyor, bira baktıracağız. Şimdi eve doğru geçelim. Yani fazla turlamaya gerek yok. Bir diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Arada bir böyle hem eğlence tarzı hem aracın tamiriyle ilgili videolar çekeceğim. Bu şekilde ilerleteceğiz. Atölyeyi de gördünüz. Atölye çok içi çok karışık. Şu an orayla uğraşacak çok vaktim olmuyor. Bunun içerisinde de başka işlerle uğraşıyorum. Ondan kaynaklı yoğunluk çok fazla. İlerleyen zamanlarda daha da böyle farklı sistemli şeyler gelecek. Bu minibüsü çekecektim. Onun hakkında hatta söz vermiştim size. Ticarete başladık. Son durum nedir falan diye. Bunun hakkında video yapacaktım. İlk hatta bu videoyu yapacağım demiştim. Hala aklımda bu. Unutmadım bunu. Hem arabayı gösteririm. Ha, çık çık. Ezileceğim. Hem de bir de çekme işi. Yani hem size verdiğim sözü tutmuş olurum bu şekilde. Tamam, şimdi kapatabilirsin atın.